Hilal Köylü aynı zamanda Ankara kulislerinden bize bilgiler de versin ve o parti parti analiz yapalım. Bayram tadında olsun tabii ki. Çünkü hazır iki önemli yorumcuyu bulmuşken rahat rahat konuşabileceğiniz bir ortamda olsun istedim. Dolayısıyla bu 50 dakika size ait. Hilal, sevgili Hilal, söz sende. Şimdi öncelikle İYİ Parti'den gelen haberler son derece can sıkıcı boyutta ve toplum yani yeter artık, niye onları konuşuyoruz ki noktasında bir toplum nezdinde güven ve itibar kaybı yaşamış bir İYİ Parti söz konusu. Ama biz gazeteciler, akademisyenler olarak siyasette ne olup bittiğini ve gelecekte halkın neyin beklediğini, ülkeyi neyin beklediğine dair de öngörülerimizi anlatmak durumundayız. Meral Akşener İYİ Parti'yi kurdu. 2017'de kurulmuştu. Ekim 2017'de. İşte bu Ekim 2017 bu Ekim'de de 7 yaşına basacak bir partiden söz ediyoruz. Şimdi bu parti yaşadığı hengameli süreçleri de biliyoruz. İşte kurultay toplamaları engellendi. Efendim mecliste grup kurmaları engellendi. Öyle oldu, böyle oldu. Gerçekten bir şekilde mücadele ediyorlar iktidar karşısında dediler. İktidarın baskı politikaları karşısında dedi halk ve bir kredi açmıştı İYİ Parti'ye. Sonrasında da işte Millet İttifakı olarak o kuruldu. 2019 yerel seçimine Cumhuriyet Halk Partisi ile girdi. Bir başarı elde etti İYİ Parti. O Millet İttifakı'nın genişlemesi söz konusu olduğunda da bir altılı masa süreci yaşandı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine gidilirken altılı masa sürecinde de çok sancılı şeyler yaşandı. İYİ Parti ne yapıyor, ne ediyor, herkes onu çözmeye çalıştı. Velhasıl seçim kaybedildi. Muhalefet topyekün kaybetmiş durumundaydı. Ama o süreçte denildi ki İşte İYİ Parti'nin çok büyük hataları var. Masadan kalktı, işte Akşener geri döndü, keşke dönmeseydi diyenler de oldu. Cumhuriyet Halk Partisi diğer muhalif partilerle beraber hareket etseydi diyenler de oldu. Sonrasında da 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim yenilgisinden sonra da Akşener işte ben artık... Hani 31 Mart 2024 seçimine giderken bu partiyi hür ve müstakil olarak götüreceğim dedi. Partide böyle bir zihniyet hakimdi. Hür ve müstakil ne demekti? İşte gerçek milliyetçilerin adresi olacak bu parti. Milliyetçi özüyle hareket edecek. Çok daha esnek çizgileri olmayacak. Efendim Dem Parti'ye hayır, CHP işte... esnek hareket ediyor, CHP'ye dönük bir takım suçlamalarda bulundular. Toplumu kucaklamaktan bahsediyorlar ama kucaklayamıyorlar dediler. Ve Akşener de bir taraftan hem Bahçeli ile, MHP lideriyle hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kavga ediyor havası verdi. Ama yine orada bir güven sorunu yaşadı. Herkes hayır bu parti eriyor, büyük bir itibar kaybı yaşıyor dese de göreceksiniz bakın biz tarih yazacağız demeye devam etti. Ama beklenen oldu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden İYİ Parti büyük bir hezimetle çıktı. Seçimin en büyük kaybedeni de Meral Akşener'di gerçekten. Hür ve müstakil neydi anlatamadığı gibi işte %10 bandındaki barajın 10 bandındaki partisini, oy oranındaki partisini %3.7'ye kadar çekti. Hiçbir iddiası doğru çıkmadı. İşte bir taraftan da Akşener'in Cumhur İttifakı ilişkisi yeniden konuşulmaya başlandı. İşte Erdoğan'a mı yakın? Bir taraftan da işte zaten muhalefete kaybettirmeye çalışan bir İYİ Parti imajı veriyordu ki halka, bu imaj daha da güçlenmiş oldu. Çünkü ne yaptı? 31 Mart yerel seçiminde ben tek başına giriyorum dedi. Bütün işbirliklerine kapıyı kapattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ona uzattığı beyaz çiçek, barış ya da işte işbirliği dallarının hepsini kuruttu. Yok ben kendi başıma başarılı olacağım havasıyla edası. Hilal Köylü, bu planın ardında ne vardı acaba? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirme büyük bir ihtimalle vardı. Çünkü bir revanş, bir intikam alma duygusuyla hareket ettiği hissini vermişti bize. Aynı zamanda tabii bunun da AKP'ye kazandıracağını bilerek böylesine bir strateji belirledi Meral Akşener. Asıl hedef neydi, asıl amaç neydi sence? Asıl hedef Erdoğan'ın ya da işte AK Parti ya da Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerden güçlü çıkmasıydı. Şimdi Meral Akşener, Özgür Özel CHP kurultayından 4-5 Kasım 2023'teki kurultaydan genel başkan olarak çıktıktan sonra kendisine abla deme nezaketini gösteren, bana sevgisini gösterir, her zaman bir kardeş hukukumuz vardır, abla kardeş hukukumuz vardır diyen Özgür Özel'e bir tebrik ziyaretinde bile bulunmadı. Yani ana muhalefet partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değişiyor ve Özgür Özel'e mecliste olsun, genel merkezde olsun bir tebrik ziyaretinde bulunmadı. Ne yaptı? İşte telefon açtı. Özgür Özel de tamam dedi. Hiç hani onu kırgınlığa ya da kırılganlığa yer vermedi. Çiçeğini aldı, Akşener'e kadar gitti. Hadi gelin beraber işbirliği yapalım. Bu seçimlerde büyük bir başarı elde edelim. İşbirliği olursa daha iyi sonuç alırız dedi. Ama Akşener bu işbirliğini işte 2 kere genel idare kuruluna götürdü. Var mı, yok mu? Efendim, işte kanırta kanırta hem de o süreçte Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı, işte Cumhurbaşkanı adayı olmalarını istedim, reddettiler, bana şöyle yaptılar, bana böyle yaptılar diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni de yıpratmaya çalıştı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden. Yani hiçbir jeste karşılık vermedi. Siyasi nezaket sınırlarının dışına çıktı. İşte ne yaptığı anlaşılmıyormuş gibi bir hava da vermeye çalıştı ama toplum şunu gördü. Yani Akşener'le yol yürünmeyecek. İşte muhalefete Akşener'in faydası olmaz. İşte o yüzden biz zaten İYİ Parti'yle o anlamda geri plana itelim. Demek ki burada muhalefetin etkin gücü Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Biz oylarımızı zaten orada birleştiririz dediler. Ve öyle bir birleşme oldu ki Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimin en başında söylediği İstanbul İttifakı'nı gerçekleştirdi. Artı Özgür Özel CHP Genel Başkanı olarak 5 aylık daha genel başkanken girdiği ilk seçimde partisine tarihi bir zafer kazandırdı. Partisini 47 yıl sonra 1. parti yaptı. Türkiye'nin 1. partisi yaptı ve Türkiye İttifakı sloganıyla girdiği bu seçimden evet başardı. Yani Akşener'e o zaman ittifakınızı hani alın götürün tarzı bir mesaj vermiş oldu. Biz o ittifakı tabanda sağlarız dedi. Şöyle yapalım istersen sevgili Hilal, gayet iyi şu ana kadar neler olduğuna yönelik çok iyi bir özet yaptın. Hayır, bundan sonrasında şu şekilde devam ettirelim. Biraz o bölümü de yorumlasın sizin ve daha sonra bundan sonra İYİ Parti'de neler olabilir onu da konuşalım. Ve daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yeniden Refah Partisi'ne de geçelim zaman kalsın diye. Dilersen öyle yapalım, böylelikle daha karşılıklı konuşma haline dönüşür, daha iyi olur diye düşündüm. Çünkü şu ana kadar yapılan özet gayet iyi bir özetti gerçekten de. Unuttuğumuz noktalar bile vardı. Sen hatırlatmış oldun. Sezin Öney ne